Arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün seninle birlikte Dream League yeni turnuva olan Avrupa Mücadelesi turnuvası ile karşınızdayım. Öncelikle birkaç gündür DLC gelmiyor. En önemli sebebi videolara gelen ilginin düşük olması. Arkadaşlar bakın, videoyu 1000 kişi izliyorsa da yani gerçekten severek de yani sevmeyerek de izlemiş olsanız bir katkı olarak bir beğeni atsanız arkadaşlar o video daha fazla izlenmiş olacak. Yani her 4 kişiden biri videolarımızı like atsa arkadaşlar zaten 2000 izlenmede bile 500 like'lara ulaşabiliriz. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar kanalımızın izleyici kitlesi artacak, kanalımızın izlenmeleri artacak. DLC 23, arkadaşlar DLC serisi DLC 19'dan bu yana gerçekten kendini çok fazla yenileyemedi. Bu yenileyememesinin sebebinden ötürü arkadaşlar kanalımız da 2019 ve 2020 yıllarına göre düşüş yaşıyor. Mesela arkadaşlar bizim 100 bin, 200 bin hatta 1 milyon izlenen videomuz varken şu an bir ayda en son DLC 23 para hilesi adlı video sadece 34 bin izlendi. Yani ne demek oluyor arkadaşlar? İçeriğe göre DLC izleyicisi artık var. Onun dışında da DLC izleyicisi yok. Ben farklı oyunlar çekmeyi tabii ki de düşünüyorum. Aynı zamanda bugün saat 8'de kanalımda bir tane duyuru videosu da gelecek. Ancak arkadaşlar sizden beklediğim kanalıma destek olmanız. Yani koşulsuz beni sevdiğiniz için arkadaşlar, oyunu sevdiğiniz için falan değil. Beni sevdiğiniz için kanala destek olursanız gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Elimden geldiği kadarıyla gerçekten sizlere de içerik üretmeye çalışıyorum. DLC 19 Soccer Manager çekeyim dedim, World Soccer Champ çekeyim dedim. Hani farklıları ara ara çekmeyi düşünüyorum zaten ama hani ilgiyi de gösterirseniz gerçekten çok çok güzel olur. Arkadaşlar onun dışında da çok fazla ekleyeceğim bir şey yok bence. Ben elimden geldiği kadarıyla sizlere güzel içerikler çıkarmaya çalışıyorum. UEFA Konferans Ligi finali var diye biliyorum bugün. Emin değilim. West Ham ile Fiorentina olması lazım. Bugün de değil mi arkadaşlar? Yanlış bilmiyorumdur umarım. Sizce arkadaşlar eğer öyleyse tabii ki de hani West Ham ile Fiorentina ile. Neyse arkadaşlar. UEFA konferans finalini sizce kim kazanır? Lütfen yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Avrupa mücadelesi diyor. Sevilla var. Ben UEFA kupasını alan Sevilla ile oynamayı düşünüyorum ama bugün farklı bir özellikte olsun. Ben İngiliz takımı West Ham'ı seçeceğim arkadaşlar. Sizler de hangi takımı aldıysanız yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. 7. ligden oynayacağız ve West Ham United ile oynayacağız. Bu kadro beni öldürür. 5-4-1 oynayacağız. İnanılır gibi değil. Gerçekten zor dingen challenge. Rakipler Juventus olabilir, Sevilla olabilir ama çok zor bir challenge olduğunu ifade edeyim. Yaklaşık 2-3 maç Manu'da varmış. 2-3 maçtan oluşan bir etkinlik sizlerle birlikte olacak. Videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Farklı içeriklerle Ayaz abiniz karşınızda olacak. Ve maça başlayan Manchester United 5-4-1 ilk kez oynuyorum. Muhtemelen kaleye gitmekte zorlanacağımız bir sistem olur. Yalnız 5'li oynadığımı da hiç hatırlamıyorum bu oyunda. Weghorst. Wood Weghorst. Çok kritik müdahale. Bowen. Uzun topla çıktı Skamakka'ya doğru. Skamakka kaleci de Heya. Hata gelir mi? Gelmedi. Alman Kehrer. Topu çok güzel noktaya gönderdik. Areola'ya. Areola. Abi adam akıllı ya. Baksana nasıl oynuyor. Pacueta. Skamakka. Fornals. İyi noktaya gönderdi. Abi karıştırdım. Yemin ederim karıştırdım. Declan Rice, Wood Weghorst, Marcus Rashford, Luke Shaw. Bizde abi Palmieri. Çok güzel top araya olaya geldi. Uzun bir degaç. Çok uzun bir degaç ama arkadaşlar bu zor ya. Ben galiba en yanlış takımı seçtim. Fornals. Tehlikeli geldi Fornals. İyi noktaya Skamakka'ya. Skamakka. Ah Skamakka. Kehrer. Zuma. Aguert. Palmieri. Abi oyun formaları karıştırıyorum. Oynayamıyorum ki. Ya oyunun bu dengesizliğini de bir şey demek istemiyorum gerçekten ama. Pacueta. Kurtzuma. Kufal. Bowen. İyi noktaya. Skamakka'ya doğru. Skamakka. Çok iyi geldik. Skamakka. Abi gelsene arka direkten. Fornals. Vur Fornals. Kaleci oyuncudan döndü. Bir daha mı gelmedi Pacueta? Kontra şansı. Top Kurtzuma'da. Zuma. Palmieri. İyi noktaya gönderdik. Çok iyi noktaya gönderdik. Pablo Fornals'a doğru ama gelen yok. İnanılır gibi değil. Fornals. Skamakka. Vur artık. Vuramadık. Ay bir şey söyleyeceğim. Ben faul falan yaptım. Hatırlamıyorum inanın. Gerçekten hatırlamıyorum. Skamakka. Pablo Fornals. Diego Dalo. Şeyde değiştiremiyoruz. Sistemde değiştiremiyoruz. McTominay. Tehlikeli geldi. Wood Weghorst. Offside. West Ham 0. Manchester United 0. İlk yarı sonucu. Evet ilk yarı 0-0'lık bir eşitlikle sona erdi.
Bir kere gol bulabilme şansım vardı ama muhtemelen biz santra taktiği yapacağız ama santra taktiğini gidecek oyuncu yok. Kufal. Tehlikeli geldi. Skamakka içeriye doğru deplase olursa gol gelir. Skamakka vuramadı. Pablo Fornals, Marc Anthony. Pacueta tehlikeli geldi. Hem de çok tehlikeli geldi. McTominay. Marcus Rashford. Weghorst. Kaleci diyecektim. Stoper Kehrer gene orada. Bowen. Luke Shaw. Marcus Rashford tehlikeli. Declan Rice serbest vuruş. Serbest vuruşu kullanacak olan takım Manchester United. Yok abi zor. Yani mümkün değil. Scott McTominay. Tehlikeli Diego Dalo. Orta gol olur. Declan Rice. Şimdi çıktık. Skamakka müthiş. Abi gelen yok yok yok. Skamakka'ya doğru. Hadi Skamakka yetişirsin. Abi. Vallahi burada var ya. Burada dizimi kırdım ya. Hadi abi. Bir gol. Her şeyi değiştirir. Gol yemeyiz ama gol atar mıyız? Skamakka olmadı. Oyuncu değişiklikleri. Ings oyuna girecek. Korne'yi oyuna alacağım. L abi. L ise burada oynasın. Antonio'yu alacağız. Marc Antonio. Abi Brahma, Ben Rahimi de var ama yani baya farklı bir kadro da yok değil. Creswell. Bir de Beck Ogbonna'yı oynatalım abi. Ogbonna orada oynamaz ama. Yani zor maç. Hard maç. Bakalım bizi neler bekliyor olacak. Hadi bakalım. Bizim formalar kötü ya. Gerçekten formalar çok kötü. Gittik abi. Çok güzel. Müthiş bir gol attık. Kim attı bilmiyorum ama. Danny Ings nereden? Danny Ings 1-0. Gayet güzel. Bu arada bu formaları sileceğim arkadaşlar ya. Bendeki orijinal formaları sileceğim. Fernandez. Ogbonna kaleci gel. Rahat. Areola. Abi bir de defansife çekeceğim full. İyice takım oynamasın. Ogbonna. Korne. Müthiş yere. Anthony. Anthony ne alaka? Marc Antonio. Creswell. Geldik. Gol geldi. Geldi. Arka direği görebilecek miyiz? Gördük. Korne'ye. Gelmedi ki. Lucas Paqueta. Jadon Sancho. Kurt Zuma. Abi yapacağı hiçbir şey yok ki. Full defans 5-4-1 oynuyoruz. Yetişebilirse ne hala ama Korne. Orada abi. Marc Antonio. Çok iyi noktaya. Creswell'e. Creswell. Antonio. Paqueta. Antonio. İyi noktaya. Korne'ye. Korne. Kaleci. De Gea. Gerçekten şu an için iyi oynuyoruz arkadaşlar. Evet takdir edersiniz ki artık maçı bitirmeye yönelik bir çaba ve Marc Antonio'ya gelir mi gelmedi. Hadi bitir hakem. Kehrer üstten dışarıda. Bence pozisyon vermeden bitirdiğimiz çok güzel bir maç oldu. Zevkli oldu. Bestam'la oynamak da keyifliymiş bu arada. 1-0 kazandık ilk maçımızdan. Yani 3'te 3, yani 3'te 3 diyorum. 9'a 9 yapmak kolay değil ama ilk maçımızı kazandığımız için mutluyum ve direkt çıktığı için daha da mutlu oldum. Çünkü XP kasacağız fazladan. Bu da beni mutlu etti. Ben bir kulübüm kısmından şu kötü formaları bir sileyim abi. Belki hani abi otomatik seçim yok değil mi? Tamam ikinci maça gidiyoruz. Bakalım ikinci maç kim yani rakip kim olacak? 1-0'lık üstünlüğümüz ya yani 1-0'lık üstünlüğümüzle sonuçlanıyordu ama bir anda farklılıklar mevcut oldu. Şu an iyiyiz. Bu arada formalar niye böyle ben onu anlamadım ya. Takımların kendi formaları olmuyor muydu? Maça başlayan West Ham United, Kutzuma, Aguert, Fornals. Kaçırdık abi adamı. Nereye kaçırdık ya? Ya bu sistemde gol yemek kolay değil ama Aguert, Kehrer, Kufal. İyi noktaya gönderdi Skamakka'ya. Kaleci çıktı hata gelir. Bir daha gelir diye düşündüm ama şaka gibi ölüme düşse gol zaten. Aldık abi. Güzel. Kehrer'e doğru. Kehrer. Çapraza bir pas. Aguert. Yani hata yapmadığımız sürece gol yemeyecek gibiyiz. Paqueta. Declan Rice. Palmieri. Ve Aguert. Çaprazı gördüm. Fornals'ı. Müthiş bir pas. Bowen. Skamakka'ya. Öyle bir güzel oynadık ki. Kalecinin üzerine vurmasa Skamakka. İnanılır gibi değil. Gerçekten. Pozisyon harikaydı. Declan Rice. Bruno Fernandes hata gelir. Zuma. Yapma Kurt Zuma.
Weghorst vurursa gol olur. Kaleci Areola. Top bizde Kufal. Kufal bildiğim kadarıyla şeyde oynuyordu ya. Fransa Lig 1'de. Skamakka. Agüer kaçışı müthiş gördü Fornals'ı. Abi offside olmasa gol gelecek. Ama iyi oynuyoruz bence. Yani çok pozisyon da vermediğimi düşünüyorum. Şu dakika itibariyle Weghorst indirmesin. Kaleci gel. Çok iyi. Abi şimdi Skamaka'ya atacağım. Pozisyona girebilecek bir durumda değil. Paqueta. Müthiş. Skamaka. Sen ne oynuyorsun be? Abi gördü geleni. Bowen. İşte bu be. Sağ kanat Bowen. Jarrod Bowen. Uzun, bombeli, klasik İngiliz ortaları. Arka direğe mükemmel bir top. Bowen yani geriden de gelip sıçrayabildiği için çok büyük avantaj yakaladık. 1-0 öndeyiz. Casemiro. Antony. Abi tehlikeli geldi. Weghorst. Defansına döndü. Declan Rice ve kontra şansı. Kontraya da çıkamıyoruz abi. Scamacca. Müthiş. Fornals. Palmieri'ye doğru. Palmieri. Scamacca. Geriye doğru çıkardık. Paqueta. Vuramadık. Kurtzoma baskı müthiş. Agüert. Şiir gibi oynamaya devam ediyoruz. Skamaka ya. Ya top nasıl direkten döner? Bu kadar güzel paslaşmalara. Bu top nasıl direkten döner? Bu top nasıl direkten döner? Skamaka yaktın bizi Skamaka. Harbi yaktın. İnanılmaz oynuyoruz gerçekten. Yani şu dakika itibariyle %94 topla isabetli pas yüzdesi. Gerçekten inanılmaz. Wout Weghorst tehlikeli geldi. Weghorst. Üstten dışarıda. İyi bir denemeydi. Wout Weghorst kalecinin önünde olduğunu gördü. Top rahat bir şekilde bizde. Abi iyi top yapabilecek durumdayım. Kehrer. Zuma. Agüert iyi noktaya. Hem de çok iyi noktaya. Skamakka. Gördük abi. Bowen'a. Bowen terse rüzgar gibi bir pas. Palmieri'den Fornals'a. Fornals arka direk gol gelir. Arka direk gol gelir. Kufal gelmedi. Luke Shaw Scamacca'dan döndü. Bir hata gelir mi? Kurt Zuma onu yersin abi sen. Bir omuz koydu. Ve faulü aldı ama sıkıntı yok. İyi oynuyoruz. Varan. Wout Weghorst indirmesin. Gene indirdi ama arka oyuncusu yok orada. Evet top bizde. Rahatız abi. Easy easy easy. Palmieri. Kehren oyunun yönünü ne kadar erken değiştirirsiniz sonuca ulaşmanız o kadar rahat olur. Bowen'a. Bowen bak bomboş geldi. Gördüm adamı. Çok iyi noktaya. Fornals. Bomboş kafa. Skamaka. Onun adı Skamaka. Müthiş. Skoru 2-0'a gerçekten şiir gibi atağın yönünü değiştirdik ve skoru 2-0'a getirmeyi başardık. Antony oyunu alacağım. Daniel Ings'i bu sefer ters kanat oynatacağım. Suçek'i oynatacağım. Buradan Lanzini oynatacağım. Kreiseli bu maç korneyi yönetim abi. Çok acayip bir dizilim. Beşli geride, dörtlü ileride bir tane de forvetim var. Ve gerçekten bugüne kadar, bu dakikaya kadar işimi çok rahat şekilde yaptım. Evet, geriye doğru oynayacağım arkadaşlar. Full defansife geçtim. İsterse pas yapsın. Marco Antony. Gol gelmedi korne. Antonio. Kaleciydi he ya. Acayip oynuyoruz arkadaşlar. Gerçekten acayip oynuyoruz. Müthiş bir skor üstünlüğü şu an. Zuma. Palmieri. Psikolojik üstünlükten tutun her şeye kadar. Korneye doğru. Müthiş oynuyoruz şu an. Korne. Arkadaşların gelmesini bekliyor korne. Geldi. Ama istediğim yere gelmedi. Diego Dalot. Zuma. Evet. Bir kabulleniş görüyorum arkadaşlar. Agüert. Kufal, Lanzini, müthiş. Korne, Palmieri'ye, Palmieri'den Daniel Ings'e. Defans arkasına oynamayı düşündü olmadı. Suçek. Ings. Antonio. Acayip bir skor. 0-3. İnanılmaz oynadık. Gerçekten inanılmaz oynadık. 0-3. Çok dominant oyun ya. İnanılmaz. Oynadığım en dominant oyunlardan bir tanesi. Bir maç daha atacağım. Çünkü bayağı sardı. O yüzden bir maç daha atalım. 2'de 2 gidiyoruz.
Avrupa mücadelesi 3. oyununda gerçekten şiir gibi oynadığımı ifade edebilirim. Bayağı zor maçlar açıkçası ama oyundaki üstünlüğümüzü kabul ettirebildik rakiplere karşı. Rakip bulmuyor. Arkadaşlar 15 dakikalık çok tatlı bir video. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.